Sunay abi ben sizi çocuklarınızı çok iyi tanıyorum. hepsi de çok severim ikisini de kardeşlerim gibi. Onlar da sizi çok da de. Onlar tabii çok farklı çocuklar böyle şeyler söylemez ama. Hiç şey düşündünüz mü? Bütün varınızı yoğunuzu ailenizden kalan e, çok kıymetli ara yerlerde olan binaları e, maddi olarak ticari olarak değerlendirmek varken gidip bunları oyuncak müzesine çevirerek. Yarın öbür gün çocuklarınız... Ya baba bu bizim geleceğimiz yani bizim de bir şekilde hani e, varlığımız diye size hesap sorarlarsa ne cevap vereceğinizi düşündünüz mü? İşin güzel yanı ne biliyor musun? Hani sen bunlar bana söylüyorsun ya onlar ben, benden çok daha ileride. Ozan'ın hayali şu. Müzenin arkasında müze çok büyük bir alan. Biz orayı aldığımızda e, iki yön, iki tane caddeye sokağa bakan bir arsa düşün. Müze bir sokağa bakıyor, arka sokağa başka bir sokağa şeye bakıyor. Burada 20, 26, 28 darbelik bir apartman varken Anıtlar Yüksek Kurulu'na başvurup tecil ettiren bir tek biziz. Bunu bana Oktay ikinci söylemişti biliyor musun? Oktay rahmetli. Sunay demişti. 80'li yıllara baktım. Anıtlar Yüksek Kurulu'na benim tapımın olduğu yerde bir tarih eser var. Ona yazsın diye başvuran sizsiniz. Herkes yıkıp bina yapmak gerekirken. Sonuçta arkada, arka parselde bir apartman var. 8 dairelik Ozan hayal ne biliyor musun? Şu anda kentsel dönüşüm adı altında herkes yıkıp yıkıp binaları yükseltiyor ya. Onun hayali yıkıp oraya ağaç dikmek. Suna yakın ne oldu? Ne olacak ki başka? Herkes ağaçları kesip doğayı İstanbul yaşanmaz haline getirip beton vasfalta dönüştürürken <laughs> senin bana acaba senden hesap soracaklar mı diye dediğin çocukların düşüncesi İstanbul'da binalar yıkılıp daha çok bina yükselirken bina yıkıp bir ağaç dikmek onu bir anıt ağacı dönüştürmek. Siz şairsiniz. ben şair ruhlu insanlara çok bir hayranlık duyuyorum. Çünkü gerçekten şair ruhlu insan diye bence bir biri var. Hala biz mesela sevgili Umay'la Umay ile Umay Umay birlikte şiir dergisi çıkarmaya çalışıyoruz. Bu ruh yaşasın diye sadece şiiri. Hmm, müthiş. şair ruhunuza İstanbul nasıl geliyor şu ara? Çok iyi her zaman. İstanbul her zaman çok iyi. İstanbul'a hiçbir şey olmaz güzel kardeşim. İstanbul yaşıyor ya görmesini bilene. İstanbul o kadar güzel ki. Ama İstanbul bütün zenginliği Anadolu'dan alır. Bak. İstanbul'daki kültürel zenginlikler Anadolu'dan gelir. En büyük ırmak oradan akar biliyor musun? Anadolu'nun kültürü zenginliği olmasa da İstanbul yoktu. Düşünsene Van Gölü. Düşünsene e, Kapadokya'daki o peri bacaları. Ya da e, denizdeki travertenler. Hepsinin birleştiği yer neresidir? Harem Otogarı. <laughs> Harem Otogarı'ndaki bütün bu sözünü ettiğim Anadolu'daki kentlerin simgelerinin resmi yapıldığı otobüsler gelir. Bir otobüsten Karslılar iner düşünsene Karslılar geliyor. Yandaki otobüste Adanalılar, onun yanında Malatyalılar, ne bileyim e, Aydınlılar, Efeler hepsi orada buluşur. İstanbul'un büyük bir hafızasıdır Harem Otogarı. Var mı hangi kentte bu kadar çok aşure kazanı gibi güzel bir hafıza, bir bellek vardır? Sorarım size hangi kentte vardır dünyada? Bu nedir? Bu büyük bir zenginliktir. Peki harem otogarı kimin umurunda? Ne olacak? Dikkat et. Büyük bir rantiye var orada. Aslında o Haydarpaşa garında olduğu, o Haydarpaşa çayırlığı, tarihi Haydarpaşa çayırlığı, Adile Sultan'ın da evlendiği, Adile II. Mahmud'un kızı. Bütün oradan al gel o Haydarpaşa limanı gel Harem Otogarı çık yukarıya Selimi Kışlası'nın olduğu o yeşil alan bölüm keza eski tıbbiye şimdi Marmara Üniversitesi Gata şimdi başka bir şey oldu adı asker hastane Peki buralar ne olacak şu anda? Neyin peşindeler? Tren yollar yapılırken Haydarpaşa Tarihi Bağdat tren yolu yapılırken, düzenlenirken, yeni istasyonlar yapılırken ben şunu gördüm. Tarihi istasyonlar yıkılacak. Ve Kadıköy'ün içindekilerini koruma altına aldırdım Anahtar Yüksek Kurulu'ndan. Bak onlar yıkamadılar. Bunu dediğim ama 10 yıl önce oldu. Kimse bunu düşünmüyordu. Bak şimdi onlar kaldı yerinde. Peki şimdi soruyorum. Harem Otogarı ne olacak? Harem otogarı kadar ya orada orada sevinç, gözyaşları var, ayrılıklar var, kavuşmalar var. Otobüsün tarihi var orada, müziğin tarihi var orada. Arabesk müziğinden halk müziğine kadar asker uğurlamaların, çeyiz sandıklarının. Burası bir müze olmalı, ıslak mendiller müzesi. Bir havuzamız, bizi var etti, İstanbul'u var etti. İstanbul diyorsun, evet İstanbul orası işte. Çok güzel, orada neler yaşandı. Peki ne olacak? Kim düşünüyor? Hep derim ya biz satranç oyun içindeyiz. Satranç bilgiyle oynanır. Sahtan taşların bilgisini göremeyenler dama oynayacak. Amaçlara taş yedirmeden taş yemek günü kurtarmak. İstanbul çok güzel. İstanbul hala yaşıyor. İstanbul'da yapılacak çok şey var. Çok şey var. Satrancı görene. Ramazan geldi geçti. Koca Ramazan geldi geçti. Jülven nerede? İstanbul'da Ramazan'la Jülven'in ne ilgisi var? Biliyor muyuz Jülven'in en önemli eserlerinden biri İnaçı Keraban Ağa adına taşır. Ve bir Ramazan ayında İstanbul'da başlar o kitap. İki tane Hollandalı tüccar mal almak için İstanbul'a gelirler. Her yer kapalı. Kerban buluyorlar. Çünkü Kerban ağa biliyor. Ya bize yemek ısmarlasın diye. O da Üsküdar'da oturuyor. Ya diyor dostlarım işte Ramazan ben niyetliyim. Evim Üsküdar'da hadi kaya binin gidelim. Ama askerler geliyor. Durun. Karşıya geçiş parayla. İlk kez boğazı geçmek paralı. Saçmalamayın diyor Kerbana. bana. Yıllardır evime gittim geldim para vermedim. Şimdi niye vereyim? Sarayın emri verirsin veremezsin. kızıyor Kerbana kere bana. At arabasını alıyor. İki tane Hollanda'yı bindiriyor. Atları kamçılıyor. Tophane'den, Beşiktaş'tan, Sarıyer'den, Varna, Odessa, Kırım, Batum, Trabzon, Samsun yaklaşık bir buçuk ay sonra Üsküdar'a geliyor. Diyor ki akşam yemeğe hazır biz sözümüzden dönmeyiz. Bak bütün bunu anlatan bir roman. Sonunda da yine para vermeden karşıya geçiyor. Nasıl? Bir cambaza boğazın üstüne ip gerdiriyor. Cambaz ipin üstünde yürüyor ve el arabası sürüyor. El arabası içinde kerbana. Ya Jules Verne'in o 80 günde devre alemi yazan ki bu 2022 80 günde devre alemin 150. yılı. Hiç duydunuz mu? Ya öyle gidiyoruz işte. Bunu yazan, Ay'a seyahati yazan, ha? Arzın merkezine seyahat yazan Jules Verne'in İstanbul'u anlatan, Ramazan ayını anlatan bir romanı var. Ramazan geldi geçti, duydunuz mu? Nedir kültür? O zaman kültür nedir? Az önce seslendiğin insanlar, hani ne? Ne? <laughs> Yandaşım, taştaki bilgileri görmezsen kale, vezir, filat ne zaman nasıl oynanır? Ne hamlesi bekleyeceksin sen? Ben beklemiyorum. Kızmıyorum, kimseyi de suçlamıyorum. Benim tek isteğim artık bilgi egemen olsun. Bilgi. Bilgi üretilen Aslında dünyada üretilen egemen sayılır yani. Güçtür. Dünyanın her yerinde bilgi. Yani sahiden dünya, lafta dünya değil bilgi çağı yaşıyoruz tabii. Dünya sahtaç oynuyor dostum. Şuradan dışarı bir çıkalım, her şey bambaşka. Hiç kendimizi kandırmayalım. Şuradan dışarı bir çıkalım, her şey bambaşka. Her şey çok farklı. Ha biz oynarız bunu. Biz bunu oynarız. Ama yeter ki e, duyarlı, yaratıcı, hayata bir şey katacak olan ağrıştırmadan, nefret dilini kullanmadan, ötekileştirmeden bir arada yaşayacak bir düşünceye hakim olalım.